O gece aslında bir millet ayağa kalkmıştır. Hiçbir ayrım yapmaksızın ayağa kalkmıştır. Vücudunu kurşunlara, tanklara, bombalara siper etmiştir. 15 yaşından ta 75 yaşına kadar kadınıyla, erkeğiyle siper etmiştir. Öyle zannediyorum ki herhalde dünyada da bunun benzeri pek yoktur. 15 Temmuz gecesi hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin 79 milyonun tamamı tarihi bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Hiç kimsenin bu iftihar verici görüntüye gölge düşürmeye hakkı yoktur. Darbeciler ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız, ne kadar cani, ne kadar şuursuz ise milletimiz o derece asil, o derece dirayetli, o derece cesur, o derece kararlı bir tavır içinde olmuştur. Bu millete ancak saygı duyulur. Bu millet alnından öpülesi bir millettir. Bu millet her türlü teşekkürü, takdiri, hayranlığı hak eden bir millettir. O gece meydanlara çıkanlar bu yolun sonunun şehadete çıkabileceğini, gazilikle neticelenebileceğini biliyordu. Kimi evinden çıkarken, kimi yolda, kimi vurulduğu yerde, sevdikleriyle, aileleriyle helalleşirken, hiçbirinde en küçük bir pişmanlık, en küçük bir korku emaresi yoktu. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye'nin yıllarca yalanla, iftira ile, çarpıtmayla, boz sözle, hamasetle ülkesine ve devletine sahip çıktığını iddia eden güya seçkinlerin istismarına maruz kaldığını fark ediyoruz. Ama 15 Temmuz'da darbeci teröristlerin silahları ölüm kusmaya başladığında bu istismarcıların hiçbiri biliyorsunuz ortada yoktu. Sokakları, meydanları dolduranlar, tankların önünde yatanlar, namluların karşısına dikilenler seçkinler değil. Bu ülkenin ortalama vatandaşıydı. Şehitlik makamına ulaşanların, gazi olanların memleketlerine, eğitimlerine, mesleklerine, yaşlarına baktığınızda göreceğiniz şey aslında Türkiye'nin bizatihi kendisidir. Biliyoruz ki istiklalini ve istikbalini dünyanın en modern silahlarıyla üzerlerine gelen darbecilere teslim etmeyen bu millet Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında eğilmez. Türk milleti o gece kendisine baş eğdirebileceklerini sananların başlarına gök kubbeyi yıkmıştır. İşte bu sebeple bugün ülkemizin geleceğine 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güvenle bakıyoruz. Sayın Başkan, değerli misafirler, Türkiye dünyanın başına musallat olan ne kadar tehdit varsa hepsine birden maruz kalan tek ülkedir. Bakınız, Suriye'de yaşanan insani krizin bir ürünü olan göçmen meselesi tüm Avrupa'yı adeta tir tir titretiyor. Hepsi korkuyor. 3 milyon burada bu millet bakıyor ya. Bunlar 3 bin, 5 bin, 10 bin insanı bakamıyor. Kişi başına milli gelirine baktığınız zaman, gayri safi milli hasılasına baktığınız zaman bizim en az 2 katı, 3 katı bu tür imkanlara sahip olanlar kapılarını açmıyorlar. Bu millet başka bir millet. Bu milletin asilliği, asaleti buradan geliyor. Çünkü bu millet bombalardan, varil bombalarından kaçan insanlara yüreğini açacak kadar asil. Ama onlar bu asillikten nasibini almamış maalesef milletler. Bazı şeylerden endişe duyduklarını söylüyorlar. Ya önce bazı şeylerden endişe duyacağını söyleyeceğine çık gel bakalım. Burada
Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda ne olmuş? Gel bakalım burada acaba emniyet teşkilatında bombalanma neticesinde 53 tane bizim orada emniyet görevlimiz nasıl şehit olmuş? Yani gör bakalım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nasıl vurulmuş? Burada 6 tane şehidimiz nasıl olmuş? Boğaz Köprüsü'nün üzerinde ve Kuleli Askeri Lisesi'nin orada 39 kişi nasıl şehit edilmiş? Gel bunları bir gör, yerinde incele, sana düşen görev budur. Ondan sonra da açıklamanı yap. Ama sadece duyduklarınla, aldığın haberlerle bu tür açıklamaları yaptığın zaman, kusura bakma, sana saygı duyulmaz. FETÖ mensubu teröristlerin katlettiği 240 vatandaşımızın, yaraladıkları 2195 kardeşimizin durumunu soran yok. Ama gözaltılar, tutuklamalar, görevden almalar niyeyse pek ilgilerini çekiyor. Aslında batılı ülkelerin askerleri, diplomatları, gazetecileri zaman zaman gerçek niyetleri ağızlarından kaçırmıyor değiller. Biz bunlara rağmen demokrasimize, özgürlüklerimize, hukuk devletimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü bu değerleri batılılar veya Avrupa Birliği dayattığı için değil, milletimiz buna layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Farkımız bu. Biz gerek FETÖ darbe girişiminin, gerek PKK ve DAEŞ'in eylemlerinin gerçek yüzünü muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz.